Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Soner Doğan kimdir? 47 yaşında bir kız çocuk babası. Evli, mutlu, huzurlu. İnsan kendini nasıl anlatır bilmem ki yani. Gerçekleriyle nasıl anlatabilir? Ancak beni çalışanlarıma, beni tanıyanlara sormak lazım. Onlar çok daha iyi anlatabilirler. Ben neşeli olmayı, esprili olmayı, şakacı olmayı, insanları mutlu etmeyi severim. İnsanların mutluluğundan büyük mutluluklar duyan bir insanım. İyi düşünen bir insanım, pozitif düşünmeye çalışan bir insanım. Mutsuz olan bir şey benim için hoş bir şey değil. Ben bundan çok mutsuz olurum. Empati yeteneğim çok güçlüdür. Duygusal yönüm çok güçlüdür. Duygusal bir adamım. Bir kişilik, aykırı bir kişilik aslında. Çünkü ben 18-19 yaşlarımdan beri bir şeylerle uğraşıyorum. Yani. Bir şeyler beni rahatsız ediyor hep yaşadığım çevrede, toplumda. Şimdi burada yürüyorsunuz kaldırımda. Ben yürüyorum ama tekerlekli sandalyeli birisi o kaldırımda yürüyemiyor veya o kaldırımdan aşağıya inemiyor. O kaldırıma çıkamıyor. Çünkü bulunduğum bölgede böyle imkanlar yok. Olmadığı için ben bunun rahatsızlık duyuyorum ve bunları ilgili birimlere, ilgili makamlara, devletin bütün kurumlarına yazıyorum. Diyorum ki kardeşim bak böyle olmaz, bunları düzeltin. Düzeltiyorum ama çok nadir. Eskiden 18-19 yaşlarımdayken ben bunu yaptığımda düzeltiliyordu, evet yapılıyordu bazıları. O zamanlar Mersin'deydim. Mersin'de hayat, yani kim yapmış bana söylesin, 18 yaşındayım. İlk trafik fahri müfettişliğini teklif ettiler bana. Ya dedim, benim ehliyetim daha yeni aldım. Siz bana böyle bir şeyi nasıl teklif edersiniz? Dedim telefonda o bölgenin Mersin trafik baş müdürüne. Yani adam dedi ki, sen 18 yaşında mısın? Dedi evet. Şaşırdı adam. Niye? Ya dedi, senin yaptığın işi burada dedi artık emekli olmuş yaşlı adamlar yapıyor. Duyarlı insanlar yapıyor. Onlar duyarlı. Niye ya? Gençler duyarlı olamaz mı? Gençler de duyarlı olabilir. İşte ben o gençlerden biriyim. Ben bugün, yani 12 yıldır Yalova'dayım. Ben Yalova'daki aykırı yapıları, deprem için riskli yapıları, risk oluşturan yapıları CİMER aracılığıyla, belediye aracılığıyla ihbarda bulunuyorum. Bana diyorlar ki sen hayırdır ya, ne istiyorsun? Ben insanların yaşamasını istiyorum kardeşim. Ben insanların huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorlar ya. Abi kusura bakmayın, ben böyle düşünmüyorum. Ben o evde oturmuyorum. Ben orada yaşamıyorum ama abi orada yarın öbür gün yaptıkları bir hatadan dolayı bir ev yıkılırsa, onun içinde bir can kalırsa, ben burada kendimi sorumlu tutarım. Neden ya bu binaya gidip ihbar etmedin? Neden bu binanın aykırılığını düzeltmesine sebep olmadın, düzeltilmesine vesile olmadın diye ben kendimde suçluluk duyarım bunda. O yüzden ben bu konuda biraz katıyım. O yüzden beni çok sevmezler burada bazı kesimler, bazı zengin kesimler sevmez beni. Çünkü ben onların illegallikleriyle çok uğraşıyorum. Onlardan çok fazla var. Kimse düzeninin bozulmasını istemez bu coğrafyada. Ama ben elimden geleni yapacağım. Bu benim görevim. Ben bana ait olan görevleri sonuna kadar yerine getirmek için, insanların, mutlu olan insanların sayısını arttırabilmek için var gücümle çalışacağım. Benim idealim budur açıkçası. Artık sen bunu içinden özetler, gazetene yazarsın. Teşekkür ederim. İkinci soruya geçebiliriz.